Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki sonuçlardan hangilerine ulaşılamaz denilmiş? A şıkkında organik bileşiklerin yapısında karbon elementi bulunur. Organik bileşikleri işaretleyelim. Baktığımız zaman iki tane organik bileşik örneği verilmiş. Yapısında karbon elementi var mı? Var. Diğerinde de var. O halde bu önermemiz doğrudur. B şıkkı organik bileşiklerin erime ve kaynama sıcaklıkları genelde anorganik bileşiklere göre daha düşüktür denilmiş. Yine organik ve anorganik bileşikleri kıyaslarsak, bakın birinci organik bileşiğimizin erime sıcaklığı -114,3. Anorganik bileşiklere baktığımız zaman şu 4 maddemizden de erime noktası daha düşük. Diğer organik maddemiz yine -22,92. Anorganik maddelerle kıyasladığımız zaman son molekül olan karbondioksit hariç diğerlerine göre karbon tetraklorür organik bileşiğimizin de erime noktası daha düşük. Zaten ne diyordu? Genelde diyordu. Dolayısıyla B şıkkı da doğrudur. C şıkkı karbon elementi içeren her bileşik organik değildir. Yapılara baktığımız zaman karbondioksit bileşiği yapısında karbon elementi içermesine rağmen anorganik olarak sınıflandırılmış. Dolayısıyla C şıkkı da doğrudur. D şıkkı her organik bileşik karbon elementinin yanında hidrojen elementi de içerir. Yine verilen organik bileşik örneklerine baktığımızda 3. bileşiğimiz karbon tetraklorür yapısında hidrojen elementi içermemesine rağmen organik olarak sınıflandırılmıştır. Dolayısıyla D şıkkı yanlış oluyor. Ne demişti? Tekrarlayalım. Her organik bileşik karbon elementinin yanında hidrojen elementi de içerir. Karbon tetraklorür bu olayın doğru olmadığını bize ispatlıyor. Cevabımız D şıkkı olacak. Ama şunu söyleyelim. Organik bileşiklerin büyük bir kısmında karbon elementinin yanında hidrojen elementi de bulunur. İstisnai durumlarda mevcut burada olduğu gibi. E şıkkına bakalım. Karbon elementi içermeyen bileşikler anorganiktir. Verilen bileşiklere baktığımızda kurşun 2 oksit bileşiği yapısında karbon elementi olmadığından dolayı anorganiktir diyebiliyoruz. E şıkkı da doğru. Buradan şu sonuç çıkmasın. Hani karbon elementi içerenler anorganik olamaz sonucu çıkmasın. Sadece burada ne diyor? Karbon elementi içermeyen bileşikler anorganiktir. Burada kurşun 2 oksit bileşiği bunun ispatı. Tabii ki karbon elementi olmasına rağmen anorganik olan bileşikler de bulunmaktaydı. E şıkkındaki önermeyi aksileyecek bir durum söz konusu olmadığından dolayı E şıkkı da doğru. Yukarıdaki tablodan ulaşılamayan öncül D şıkkı olacak. Cevabımız D oldu. Bir X molekülüne ait bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Buna göre X molekülü aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş. Şıklarda bize verilen moleküllerin açık yapılarını yazalım. Moleküllerimizin açık yapısını yazdık. Şimdi de verilen bilgilerin doğruluğunu kontrol edelim. Bize molekülümüzde bir adet pi bağı olsun denilmiş. Biz biliyoruz ki ikili bağ içerisinde bir sigma bir pi bağı bulunur. Üçlü bağ içerisinde bir sigma iki pi bağı bulunur. Verilen öncüllere baktığımız zaman D şıkkında pi bağı bulunmadığını, diğer şıklarda bir tane pi bağı olduğunu görmekteyiz. Diğer durumda 7 tane sigma bağımız olsun denilmişti. Sigma bağları tekli bağda da sadece bir tane sigma bağı bulunmaktaydı. Bağları sayarsak birinci molekülümüzde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sigma, bir tane pi bağı var. 7 tane sigma bağı olmadığından dolayı A şıkkında eledik. Diğer molekülümüzde 1, 2, 3, 4 sigma, bir pi var. Yine 7 tane sigma olmadığı için elendi. C şıkkında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sigma 1 pi bağı var. C şıkkı olabilir. E şıkkına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sigma var. E şıkkı da elendi. Diğer öncüllere bakmadan cevabımız C şıkkı. Diğer durumları da kontrol edersek ortaklanmamış elektron çift sayısı 4 denilmiş. Oksijenden gelen 2, diğer oksijenden de yine 2 tane geldi. Toplamda 4 çift ortaklaşmamış elektronumuz var. Vesper gösterimi AX3 demiş. Her karbon için Vesper gösterimi yazılabilir. Bakın şu soldaki karbon için merkez atom dersek A şeklinde. Merkeze bağlı 3 tane atom veya atom grubu var. 1, 2, bir de şu grup. Toplamda 3 atom grubu var. Yine merkez atom olan karbonda ortaklaşmamış elektron çifti bulunmadığından dolayı E'si yok. Bu öncülü de sağlanıyor. Şuradaki karbona göre yapsaydık burada Vesper gösterimimiz
Karbonu merkez dersek 1, 2, 3, 4 AX4 yapısı olurdu. Sonuçta AX3 Vesper formülüne sahip karbon atomu olduğu için bu da doğrudur diyoruz. Cevabımız C şıkkı olacak. Yukarıda basit formül ve molekül formülünü tanımlayan bir metin verilmiş. Buna göre belirtilen bileşiklerle ilgili hangisi yanlıştır denilmiş. A şıkkı X'in basit formülü ile molekül formülü aynıdır. Yukarıda da belirtildiği gibi molekül formülünün en sade biçimine basit formül diyoruz. Bazı bileşikler var ki basit formülleri ve molekül formülleri aynı olmakta. Bakalım X için bu geçerli mi? Toplamda X bileşiğimizde 3 tane karbon. Bakın 1, 2, 3 tane karbonum. C3 diyorum. 6 tane hidrojen. 3 buradan, 3 de buradan. Toplam 6 tane hidrojen. Ve son olarak 2 adet de oksijenim var. Bu bizim molekül formülümüz. Formülümüzde bulunan element sayıları daha basit tam sayılara ayrılamadığından dolayı molekül formülü ve basit formülü X bileşiği için aynıdır diyoruz. Bakın, üçünü de ortak bölen bir sayı olması lazım. Normalde karbon ve hidrojen kendi arasında sadeleşiyor fakat oksijen sadeleşmiyor. Üçünün de birden başka ortak böleni bulunmadığından dolayı X için molekül ve basit formül aynıdır diyoruz. A şıkkı doğru. B şıkkına geldik. Y ile Z'nin basit formülü aynıdır. Y'nin kapalı formülünde bir karbon, iki tane hidrojen, bir tane oksijen var. Z için ise iki tane karbon, dört tane hidrojen ve iki tane oksijen var. Bize bu iki bileşiğin basit formülleri aynıdır demiş. Y'nin arkadaşlar basit formülüyle molekül formülü zaten birbiri aynı. Daha basit sayılara bölünemiyor. Fakat Z bileşiğinde karbon, hidrojen ve oksijen üçü de ikiye bölündüğünde basit formülümüz CH2O oluyor. Bu nedenle Y ve Z'nin basit formülü aynıdır diyoruz. B şıkkımız da doğru. C şıkkı X ile Z'nin birer mollerindeki oksijen atom sayıları aynıdır. X'imizin içerisinde bir oksijen buradan, bir de buradan toplam 2 tane oksijen var. Yine Z bileşiğimizde de oksijen sayısı 2'dir. Dolayısıyla C şıkkımız da doğru. D şıkkına geldik. X ile T'nin birer mollerindeki karbon atom sayıları aynıdır. X'in içerisinde 1, 2, 3 adet karbon varken T'mizde de 1, 2, 3 adet karbon var. Dolayısıyla D şıkkımız da doğru. E şıkkı Z ile T'nin basit formülleri aynıdır. Z'yi yazmıştık zaten. T için de yapalım. Kapalı formülümüzde toplam 3 karbon, 6 tane hidrojen ve 1 tane oksijen var. H bileşiğimizdeki elementlerin birden farklı ortak böleni bulunmadığından dolayı basit formülde molekül formülüyle aynıdır. Z ve T'nin basit formüllerine baktığımız zaman birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Burada aynı dediği için E şıkkı yanlıştır. Bize yanlış olan sorulduğu için cevabımız E şıkkı oldu. Kovalent bağ atomların yarı dolu orbitallerin örtüşmesiyle kurulur. Aşağıda bazı kovalent bağların orbital örtüşmeleri verilmiş. Buna göre asetik asit molekülünde orbital örtüşmelerinden hangileri bulunur denilmiş. Orbital örtüşmelerinde dikkat edeceğimiz durum şu. Eğer bağdaki atomlardan hibritleşme yapan bir atom varsa örtüşmeye hibritleşme yapan yarı dolu orbitalleri katılacak. Eğer bağ oluşturan atomlardan hibritleşme yapan atom yoksa bu atomlar da son katmanlarında bulunan yarı dolu orbitalleriyle örtüşmeye katılır. Öncelikle asetik asit molekülünün açık yapısını yazalım. Her bağ bir orbital örtüşmesiyle oluşuyordu. Buna göre molekülümüzdeki bağlar göre örtüşme türlerini belirleyelim. İlk başta karbon-hidrojen bağından başlayalım. Karbonun 4 sigma bağı yaptığı durumda karbon atomumuz sp3 hibritleşmesi yapacak. Bakın verilen moleküllerde karbonun 4 A grubu olduğunda sp3 hibritleşmesi yaptığını buradan da çıkarabiliyoruz. Hidrojen atomu ise bir tane sigma bağı içerdiğinden dolayı hibritleşme yapmaz. Dolayısıyla son katmanında bulunan yarı dolu orbitaliyle örtüşmeye katılır. Bakın burada karbon-hidrojen arasındaki bağlar bizim molekülümüzdeki bağla aynı sp3S örtüşmesi olacak. Şıklarda sp3S var. Buradaki karbon-hidrojen bağlarının tamamında sp3S örtüşmesi var. Daha sonra karbon-karbon tekli bağına geçelim. Buradaki karbonumuzda 4 tane sigma bağı olduğundan dolayı sp3 hibritleşmesi yapıyordu. Buradaki karbon ise bir tane pi bağı yapmış.
İ bağını oluşturan p orbitalleri hibritleşmeye katılmazdı. O yüzden burada bir tane pi bağı olduğu için sp küp eksi 1 dediğimizde buradaki karbonumuz sp kare hibritleşmesi yapmıştır diyoruz. Buna benzer durum bakın şu molekülde var. Karbonumuzun 1 pi yaptığında sp kare hibritleşmesi yaptığını buradan da görebiliyoruz. Buradaki oksijenimiz 1 sigma 1 pi bağı içeriyor. 2 tane sigma bağı olmadığından dolayı hibritleşme yapmaz. Örtüşmeye yarı dolu orbitaliyle katılacak. Oksijen 6 A grubu olduğundan dolayı P orbitalinde sonu 4 elektronla bitecek. P 4 ile bittiği için elektron dizilimi 2 tane yarı dolu P orbitali vardır. Dolayısıyla örtüşmeye P orbitaliyle katılacak. Karbon ikili bağ oksijen de sigma bağında sp kare P örtüşmesi. Pi bağı ise her zaman hibritleşmeye katılmayan P orbitalleri arasında gerçekleşir. Pi bağında ise PP örtüşmesi mevcuttur. Buna benzer bir örtüşme bize verilen örneklerde ilk örneğimizde geçerli. Karbon ikili bağ oksijende PP örtüşmesinin kaynağı pi bağıydı. Burada SPP örtüşmesinin nedeni karbonumuz 2 tane pi yaptığı için SP yapmış. Bizim karbonumuz ise burada 1 pi yaptığı için SP kare yaptı. Yine oksijenin burada P orbitaliyle sigma bağının örtüşmesine katıldığını görmekteyiz. Öncüllerden sp kare p ve pp'nin de olduğunu görmekteyiz. Son olarak sp küp sp kare denilmiş. Burada da şu karbonlar arasında bu karbonumuz sp küp hibritleşmesi yapmıştı. Hibritleşme yaptığı için hibrit orbitali ile katıldı örtüşmeye. Buradaki karbonumuz ise sp kare hibritleşmesi yapmıştı. Bu da hibrit orbitali olan sp kare ile örtüşmeye katıldı. Dolayısıyla iki karbon arasında sp küp sp kare örtüşmesi de bulunur. Verilen hibritleşme türlerinden tamamı geçerli olduğundan dolayı cevabımız E şıkkı olacak. Son olarak karbon oksijen ve oksijen hidrojen arasındaki örtüşmeden de bahsedelim. Karbonumuz sp kare hibritleşmesi yapmıştı. Bakın bu oksijenimiz 2 tane sigma bağı içerdiğinden dolayı hibritleşme yapar. 6A grubunun yaptığı hibritleşme türü bütün bağlar sigma ise sp küptür. Hatta şunu da ekleyelim. 4A 5A, 6A'nın bütün bağları sigma ise sp küp hibritleşmesi yaptığını söyleyeceğiz. Oksijen 6A ve bütün bağları sigma olduğu için pi bağı olmadığı için burada da sp küp hibritleşmesi yapar. Dolayısıyla burada yine sp kare sp küp hibritleşmesi söz konusudur diyoruz. Oksijenle hidrojen arasında ise hidrojen 1 sigma bağı yaptığı için hibritleşme yapmaz. O halde yarı dolu orbitaliyle katılacak örtüşmeye. Hidrojenin elektronu S orbitalinde bulunmakta ve bu orbital yarı dolu olduğu için örtüşmeye S orbitaliyle katılacak. Sp küp S örtüşmesi de oksijenle hidrojen arasında meydana gelecek arkadaşlar. Cevabımız bütün örtüşme türleri bulunduğu için E şıkkı oldu. Yukarıda karbon allotropları ile ilgili bilgiler verilmiş. Aşağıdaki özelliklerle bu özellikleri taşıyan karbon allotroplarının doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir deniliyor. Birinci özelliğimiz yapısındaki karbon atomları beşgen, altıgen veya yedigen halkalar oluşturmuştur. Bu özellik fullerenlere aittir. Birincinin eşleştirilmesi C ile olacak. İkinci özelliğimiz karbon atomlarının altıgenlerden oluşan iki boyutlu allotropudur. Karbon atomunun iki boyutlu allotropu grafen tabakalardır arkadaşlar. Bu arada karbonun diğer allotropların da boyutlarından bahsedelim. Fullerenler sıfır boyutlu olarak geçer. Nanotüpler bir boyutlu diye geçiyor. Grafenler iki boyutlu dedik. Elmas ve grafit ise karbonun üç boyutlu allotroplarıdır. Üçüncü öncül tüm karbon atomları sp küp hibritleşmesi yapmıştır. Bu özelliğe sahip karbon allotropu elmastır. Grafitte karbon atomları sp2 hibritleşmesi yapmıştır. Dördüncü öncül karbonun elektrik akımını ileten karbon atomlarının sp2 hibritleşmesi yaptığı doğal allotroptur. Bu da grafit için geçerli özellikte. Öncüllere baktığımız zaman doğru eşleştirmenin B şıkkındaki gibi olduğunu görmekteyiz. CH4 molekülündeki karbon atomunun bağ oluşumunda değerlik orbitallerindeki enerji değişim diyagramı yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdaki moleküllerden hangisinde CH4 molekülündeki karbon atomunun hibritleşme türüne sahip bir atom bulunmaz deniliyor.
Diyagramımıza baktığımız zaman öncelikle temel hal elektron dizilimi verilmiş karbon için, daha sonra uyarılmış hal ve son olarak hibritleşmiş hal. Bizim burada dikkat edeceğimiz durum hibritleşmiş hal. Hibritleşmiş halde dikkat ederseniz oluşan hibrit orbitalleri T orbitalinin enerji değerinden yüksek, P orbitallerinin enerji değerinden düşük. Bize verilen elektronların enerji değeri T ve P orbitallerinin arasında ise bunlar hibritleşmiştir diyeceğiz. Yani ikisinin enerji değerinin arasında yer alan yeni orbitaller oluşmuştur. Biz bu orbitale hibrit orbitali diyoruz. Neden hibrit orbitali diyoruz? İki orbitalin birleşimiyle oluşuyor. Melezleşmesi ile oluşuyor. Peki kaç tane hibrit orbitalimiz var? 1, 2, 3, 4. 4 tane hibrit orbitalin olması demek hibritleşmeye 1 tane S, 3 tane P orbitalinin katıldığı anlamına gelir. Toplamda 4 orbital oldu. Bu da bize metandaki karbonun sp küp hibritleşmesi yaptığını söyler. Bakın 1 tane S, 3 tane P. Bir de metandaki karbonun yaptığı hibritleşme değerini şuradan da yapabilirdiniz. Biliyorsunuz ki elementlerin grup numaralarına göre biz hibritleşme değerlerini belirleyebiliyorduk. 4A, 5A, 6A grubu elementleri hibritleşme yapmışsa ve tüm bağları sigma bağı ise sp küp hibritleşmesi yapar diyoruz. Eğer hibritleşme yapan atomda pi bağı bulunuyorsa pi bağı hibritleşmeye katılmayacağından dolayı pi bağı sayısı sp küp hibritleşme değerinden düşülür. Notumuzu da yazdık. Pi bağı sayısı sp küp hibritleşme değerinden düşülecek. Metan molekülünün Lewis yapısı yazıldığında CH4'te karbon ve hidrojen arasında tekli bağlar, sigma bağları mevcut ve toplamda 4 tane sigma bağı yapmıştır. Karbon bütün bağlar sigma olduğu için buradaki karbonda sp küp hibritleşmesi yapmıştır yorumunu yapardınız. Şimdi bize verilen şıklardaki moleküllerin açık yapılarını yazalım ve hibritleşen atomların hibritleşme türlerini belirleyelim. Moleküllerimizin Lewis yapısını yazdık. Aradığımız durum sp küp hibritleşmesi yapmayan molekülü bulmaktı. Birinci molekülümüze baktığımız zaman bakın karbon 4A grubunda olduğu için ve bütün bağları sigma olduğu için buradaki karbon atomu sp küp hibritleşmesi yapar diyoruz. Dolayısıyla A şıkkı cevabımız olmadı. Biz sp küp yapmayanları bulacaktık. B şıkkına geldik. Yapıda iki tane sigma bağı var. Bir atomun hibritleşme yapabilmesi için en az iki tane sigma bağı içermesi lazımdı. Dolayısıyla oksijen hibritleşme yapmıştır. Oksijen elementimizin elektron dizilimi yapıldığında bakın proton sayısı 8 verilmiş. 6A grubu olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla 6A grubu için ne demiştik? Biz sp küp hibritleşmesi yapar demiştik. Yapıdaki bütün bağlar sigma olduğundan dolayı sp küp yapmaya devam edecek. B şıkkında da sp küp hibritleşmesi yapan atom var molekülde. C şıkkına geldik. Buradaki karbon atomumuz 4A grubu sp küp yapması lazım. Ama ne demiştik biz? Pi bağ sayısı hibritleşme değerinden düşülür. Yapıda ikili bağdan dolayı bir tane pi bağı var burada. Yine bir sigma da bulunmakta tabii ki ikili bağda ama biz pi bağı ile ilgileniyoruz. Dolayısıyla hibritleşme değerimiz sp küpten bir çıkarıldığı zaman, pi bağ sayısı çıkarıldığı zaman bulunacak. Buradaki karbon atomu sp kare hibritleşmesi yapacak. Diğer atomlar yapısında bir sigma bağı içerdiği için hibritleşme yapmazlar. Tekrar söylüyorum, hibritleşme olması için bir molekülde o atomun en az iki tane sigma bağı yapması lazım. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Diğer molekülleri de inceleyelim. Buradaki şu karbon, bakın bütün bağlar sigma olduğu için 4A grubu normalde sp küp yapardı. Pi bağı bulunmadığı için sp küp yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla sp küp yapan atomu bulunuyor, eledik. Amonyakta da azot 5A grubudur. Yine 5A grubu için bütün bağlar sigma ise sp küp yapar dedik. 5A grubu olduğunda şurada proton sayıları verilmişti. Buradan bulacaktık. Yapısında pi bağı olmadığı için sp küp yapmaya devam ediyor. E şıkkında da sp küp yapan atom vardır. Tekrar söylüyoruz. C şıkkındaki karbon atomu sp kare yapıyor. Diğer atomlarda hibritleşme yapmadığı için sp küp hibritleşmesi yapan bir atomu olmadığından cevabımız C şıkkı oldu.